Merhaba sevgili canlar. Köln Alevi Kültür Merkezi'ndeyiz. Aşure günü bugün. Canlar aşure lokmalarını yedi. Pirlerimiz gülbenklerini okudu. Bugün Yasin Matemi, aşureyi konuşacağız sevgili primle. Aleviler yıllardır Yasin Matemi tutuyorlar. Bu yılda 12 gün Yasin Matemi orucu tuttular. Cemevlerinde mohbetler oldu. İşte son günde de aşureler pişti, lokmalar dağıtıldı. Genel anlamda Matemi bir değerlendirmişsin. Cümle canlara aşk ile diyorum. Gül cemallerinize sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum. Elbette ki Muharrem denince ilk akla gelen, yani yaz denince ilk aklımıza gelen Kerbela. Fakat başka şey de var. İnsanlar ve insanlık var olduğu sürece ta ezelden beri güçlülerin, zalimlerin mazlumlara hükmetmek için farklı farklı katliam yöntemleri, baskılar, zulümler uygulanmıştır. Ama Kerbela evveli fazla öne çıkmıyor. Kerbela'daki yaşanan o vahşet biz Aleviler açısından daha çok öne çıkıyor. Ama aslında en çok insanlık tarihiyle değerlendirmek lazım her şeyi. Ve gülbenklerimizi söylerken de insanlığa, doğaya, börtü böceğe zulmeden ilk zalimden ve günümüzde de zulmeden son zalime lanet okumamız gerekiyor. Çünkü Yezid'e lanet diyoruz ama Yezid bir sıfat olmuş. Yani zalimliğin sıfatı, gaspın sıfatı, haksızlığın sıfatı, acımasızlığın sıfatı, yani taht ve taç için başka hiçbir kimsenin hakkını gözetmeyen bir varlığın sıfatı olmuş. Onun için de biz zalimlere lanet okuruz. Tabii ki Kerbela olayı çok acı bir olay. Çünkü Kerbela'da Alevilerin en öne çıkan ritüelleri, yani Hazreti Hüseyin'in orada yalnız bırakılmasından dolayı Aleviler gönüllerini ve yüreklerini Hazreti Hüseyin'le birleştirdiler. Gözyaşlarını Hazreti Hüseyin'in gözyaşlarıyla birleştirdiler. Ve onun için de mateme bürünürler. Ve bu mateme bürünürken de hiçbir kimse genelde duymaz. Böyle aleni bir sessiz, şekilde. Sessiz, gösterişten uzak. Ve hatta şekilde matemler senin gibi diyorlar. Düşünmeyen, senin gibi inanmayan, ne bileyim yani seni anlasın anlamasın herkese karşı hoşgörüyle yaklaşan, onlara ne baskı, sen niye yas tutmuyorsun, ne de onları aşağılama, ötekileştirme gibi bir şey içerisine girmezler. Yıllardır böyle. Yani Yunus'un dediği gibi, sen sana ne görürsen ayrı o da onu gör. Tabii bu en önemli söylememiz gereken, yani diyoruz ya, her yer Kerbela, her gün aşure. Bunu Aleviler boşuna söylememişler. Çünkü her yerde her gün haklı olan, zalimlerin zulmüne karşı çıkan herkes cinayetlerle karşılaşmış, idamlarla karşılaşmış, yani işkencelerle karşılaşmış. O günden karşılaşmış. Bugüne Yezidler de, Hüseyinler de insanlık var. Tarihinde evet. Varlar ve Kerbelalılar devam ediyor. Ve Hüseyinler de her zaman var olacak. Evet. Zaten diyoruz ki Alevilik de var olmak için yok olmayı göze almaktır. Hani diyoruz ya 20 milyon Alevi var. Evet. Aleviler var ama maalesef Alevilik yok. Çok az kesimde var. Asimilasyon çok derinleşmiş. Müthiş bir şekilde asimilasyon derinleşmiş. Özellikle de en tehlikelisi iç asimilasyon. Kendi içimizdeki asimilasyon bizi yiyip bitiriyor. Tüketiyor. Yani bir dişliyi düşün çarkı. Döndükçe eritiyor seni. Döndükçe eritiyor. Burada bizim yapmamız gereken, öne çıkarmamız gereken inancı, hem geleneksel inancımızı hem de çağa uygun inancımızı öne çıkarmamız lazım. Pir Hacı Bektaş böyle diyor. İlimden gitmeyen yolun sonu karanlıktır. Ki cemevleri ilim ve bilim yuvası olması lazım. Herhangi birinin, herhangi bir siyasetçinin reklam amaçlı gelip ziyaret yerleri olmamalı. Çünkü
Alevi inanç önderleri bu inancın, bu halkın önderleridir. Siyasetin değil. Evet. Siyasetin evet. önderleri olursa siyasete, yolun önderleri. Yolun önderidir yani. Önderler, evet. O bakımdan özellikle Alevi inanç önderleri buna çok dikkat etmeliler. Ya üzülerek izledim. Pir Hacı Bektaş Veli'yi ziyaret ettim. İnanın Hacı Bektaş Veli'yi ziyaret ettim. Belki ya, abartı değil inanın izlenimlerim. Ben içimden şöyle dedim. Ya burada Hacı Bektaş'tan başka herkes var. Dergahın içinden mi söz ediyorsun? İçinden de dışından. Ya. Yani sadece orada kabrinin olması, türbesinin olması, orada Hacı Bektaş'ın olduğunu kanıtlamıyor ki bize. Düşüncesi olması lazım, felsefesi olması lazım, yaşam biçimi olması lazım. Bunların hiçbirine rastlamıyorsun. Aynen. Ve gelen ziyaretçiler, pirini ziyaret etmeyen, dergaha yüzünü sürmek isteyenler, inanın dışarıdaki manzarayı görünce ya bu ne diyor yani. Vazgeçiyorlar. Bize bunun kim reva görüyor? İşte asimilasyon dedik ya. Devlet ve siyaset bilerek bunu yapıyorlar ki insanları oralardan soğutunlar. Cami de onlar yaptırdı biliyorsun. Evet, evet. Onun dışında müşteri gibi giriyoruz. Yani bir biçimde turist olarak giriyoruz oraya. Müze statüsünde. Müze statüsünde. Yani bunlar hep etken asimilasyonda. Fakat bir şey var. Devlet aklına hizmet eden ve sözüm ona kendilerini yol eri olarak gösterenlere şuradan bir tavsiyem var. Lütfen bu asimilasyon çarkına girmeyin. Asimilasyon sorunu çözmez. Asimilasyon sorunu daha da derinleştirir. Bunun çözümü demokrasi, demokrasi, demokrasi. Yani eşit yurttaşlık. Bu taleplerle öne çıkmanız lazım. Asimilasyon örgütlü kesimlerde mi daha çok derin düzeyde kendini gösteriyor? Yoksa her iki kesime hem örgütlü hem örgütsüz Alevi topluluklarını kapsamış durumda mı? Ya kısaca şunu söyleyeyim. Biraz evvel siyasetin önderleri değil, yolun önderleri olmamız gerekiyor diyoruz ya. Herhangi bir seçim oluyor. Seçim esnasında siyaset ne yapıyor devlet aklı? Bir iki tane yöneticiyi çağırıyor. Sen de benim partimden adaysın. Sen benim partime adaysın. Adam artık her şeyi unutuyor. Bu sefer yol hizmetinden kendisi için siyaset meydanına çıkıyor. Hani siyaset tabii ki yapacağız ama siyaseti de örgütlü yapmamız lazım. Evet. Alevilerin yani siyasette sözün yoksa zaten varlığından söz edemezsin. Siyaset yapacağız fakat örgüt bilinciyle öne çıkarak, örgütsel bir aradalıkla öne çıkarak. Atıyorum bütün Alevi kurumları bir araya gelecek farklı bile düşünseler diyecekler ki biz yıllardır bu ülkede bu memlekete hizmet ediyoruz ve hizmet etmeye de devam ediyoruz. Evet. Biz de eşit yurttaş olmak istiyoruz. Biz Aleviler olarak ne diyelim? %20 ise bile nüfus bunun %20'sini siyasete yansıtmamız gerekiyor dememiz lazım. Partilere dayatmamız lazım. Aksi takdirde hiçbir parti temsilcisini cemevlerin kapısından bile geçirmememiz lazım. Doğru söylüyorsun. Şunu demek istiyorum. Selçuklu döneminde Baba İlyas ne yaptı zulme karşı? Bütün talipleri, analar, bacılar, çocuklar, herkes hep beraber o zulme baş kaldırdılar ve çok büyük bir kitlesel baş kaldırıydı. Bizim de zulüm nerede ve kim tarafından yapılırsa yapılsın bu şekilde örgütlü çıkışlarımız olmalı. Taliplerle, muhiplerle, yol erleriyle beraber bu dava hem bizim davamız hem de insanlık davası. Alevilik çünkü evrenseldir. Evrenselliği de şeyden kaynaklanıyor. 72 millete bir nazarla bakar. 72 millete bir nazarla bakan bir inanç. Yani dünyadaki bütün farklı kimlikler, farklı inançlar hepsine kucak açmış, hepsini kucaklayan, hiçbirini inanış biçiminden, ibadet şeklinden ayıplamayan böyle bir inanç. Yani dünyaya mal olmuş bir inanç. Doğayı seven, doğa inancı diyoruz. Börtü böceğin hakkını ona teslim eden. Dedem lokmalarında ekim içerdik. Kurdun payını bırakıyorlar. Ekim içerdik. Evet. Son bir hon diyoruz işte. Bir evlek diyorlar. Bir dönüm kadar yer. Bu da dedem diyordu ki bu da selavat verirdi işte bitti diye. En sonunda bu da kurdun kuşun payı olsun diye orayı biçmezdi. Evet. Yani. Yani böyle bir inanç, böyle bir inancı öne çıkarmamız gerekirken haram lokmaları yiyenlerin, haram sofralarına tenezzül edenlerin sofralarında bizlerin yeri olmamalı. Biz diyorum ya geleneksel
yönünü de öne çıkarmamız lazım. Yani Anadolu'da, Mezopotamya'da bu hep böyle olmuş. Yıllar önce. Yani Nuh tufanı diyoruz. Nuh tufanından işte daha önce. Aşure ya işte Sümerler döneminde bakıyoruz işte arkeolojik kazılar, bulgular gösteriyor ki yani buna binlerce yıl evvel böyle bir inanç var ve varlığını bugüne kadar da sürdürmüş. Niye sürdürmüş? Yürekli, cesaretli. O zaman da asimilasyoncular vardı. Bağlamayı yasaklıyor, cürayı yapıyor, paltosunun arkasına saklıyor. Değişini yasaklıyor, içinden mırıldandırıyor. Yani Alevilik tarih sahnesine çıktık günden beri asimilasyondan karşı karşıyalar. Bir şekilde yürekli, cesaretli çıkış olması lazım. Bize aktarılan bu inancı bizden sonrakilerine biz aktarmamız lazım. Onları da bu inançla buluşturmamız lazım. Son birkaç yıldır yapıyordu AKP, bu yıl da yaptı. Mahrem iftarları verdi ki Alevilik'te iftar yok. Ve bazı Alevi kurumları da buna katıldılar. İşte yine Zen Vakfı'nın sayın profesörü de başta olmak üzere İzzettin Doğan birkaç vakit. Bir de AKP valiler arasından İstanbul başta olmak üzere birçok yerde aşure dağıttı. Buna nasıl bakıyorsunuz? Ya yani şimdi, bu yaklaşım ne? Alevilerin cemevine cumbuş eviydi. Aleviliği yasal olarak tanıma. Zorun din derslerine götür Alevilerin çocuklarını. Ondan sonra aşure dağıt. Cemevlerinde bilmem mahrem iftarları örgütlemeye çalış. Ne bu yani? Aynen söylediğin şeye değinecektim ben de. Alevilerin ve Alevi inancının devlet erkanında resmi statüsü yoksa ki biliyorsunuz Aleviler köylerde yaşıyordu. Köyü tarif ederken bile camisi, mescidi, çeşmesi, merası olan köy. Yani cemevi kesinlikle yok. Yani Aleviler yaşamıyormuş gibi. İnkarın da inkar. İnkarcılar yani. Onun için bu boyutuyla gidersin. Devlet demokratik olur. Devlet herkesin hakkını teslim eder. Devlet eşit yurttaşlık temelinde sana yaklaşır. Ama devlet kendi aklıyla bütün inançlar, nasıl ki Sünni inancını kendine bağlamış ve onların özgürlüğünü elinden almış ki onlar da özgür değil yani. Evet. Diyanet başlarına bela olmuş, fetva veriyor. Böyle inanacaksın, böyle inanacaksın. Belki adam farklı inanıyor. Devletin çıkarlarına göre aynen, bir din yaratmışlar. Yani, dini de devlet belirliyor. devlet dini kurumu belirliyor. Evet. Dini kurum da inananın nasıl bir insan olacağını belirliyor. Dolayısıyla senin direkt yaşam tarzına müdahale ediyor. Hayatına müdahale ediyor. Evet, doğru söylüyorsun. Demokratikleşir, seni tanır, getirirsin, konuşturursun, ziyaret de eder. Görüyoruz yani Almanya'da yaşıyoruz, Avrupa'da. Alman Cumhurbaşkanı Alevileri kabul ediyor. Evet. Eğer bizi asimile edip farklı bir yaklaşımla olsalar oralara da gitmeyiz biz yani. Ama öyle değil, tamamen inisiyatifi Alevi kurumlarına gidiyor. İşte Konfederasyon Genel Başkanımız gidiyor, dedelerimiz gidiyor, İnanç Kurulu Başkanımız gidiyor. Onlar saygı ve eşit tabii, temelde bir ilişki ya, kuruyor. İnisiyatif onlarda yani. Ve orada inancımızı anlatıyoruz, ibadetimizi yapıp çıkıyoruz. Yani öyle bir olsa neden olmasın ama öbür türlü gerçekten asimilasyon amaçlı. Asimilasyona aynen, hizmet aynen, eder. Bu inancı eskiden beri şunu söyleyeyim. Aleviler hiç kimseye düşman değil ama maalesef Alevilere düşman olan çok. Onun için Alevi önderlerinin, Alevi örgüt yöneticilerinin, yol ulularının bu işe özellikle dikkat etmeleri gerekiyor. Asimilasyonun karşısına çıkıp yüreklice, cesaretlice durmaları gerekiyor. Ve örgütlü mücadeleden hiçbir zaman kopmadan örgütlü birliktelik, inansal birliktelik yani ir olalım, dir olalım, bir olalım diyoruz ya. Bunu Yüce Pir'in bu sözlerinden hareket ederek bunu yaşadığımız çağda uyarlamamız gerekiyor. Aksi takdirde asimile ede ede bizi bitirirler, bizi de kendilerine yedeklerler. Yani cemevine geliyor ama üstelik ne diyor? Senin diyor tanımladığın gibi değil diyor. Sana bir de Alevilik tanımlıyor. Alevilik budur diyor. Ali İsemek Alevilikse ben de Aleviyim diyorlar. Ama orada bahsediyor. Sevgili Pirim bak orada bir sorun var. Kitap yazan bir Alevilik tanımı yapıyor. Her Alevi örgütü kafasına göre bir Alevi tanımı yapıyor. Son dönemde her ocak, her dergah bir Alevi tanımı yapmaya çalıştı. Şimdi Alevi toplumda ya da senin dilinden söylersek
yol talipleri de ne yapacağını şaşırmaya başladılar. Yani bir alev hakikati var ortada. İşte derisi yüzülen Nesim'in, Hallacı Mansur'un, Şeyh Bedrettin'in, ocakların, dergahların, Pir Hünkar Hacı Bektaşi Velilerin, Baba İshakların, Kalender Şahların, Hubiyer Sultanların uğruna da bir sürü muzalli ettikleri ve bir kısmını da canlı verdikleri bir yol hakikati var ortada ve bu asırlardır devam etti geldi. Şimdi şundan uzak durmak lazım. Ya Alevi'ye bakış açısını koymak lazım. İkide bir Alevi tanımı yapmaktan öte bir, o var olan Alevilik var. Ona bakış açısında farklılar olabilir. İki, dediğin gibi o tarih boyunca ortaya koyulan Alevili gerçekten kendi özü üzerinde nasıl yürütebiliriz? Yarınlara nasıl taşıyabiliriz? Onu asimilasyondan nasıl koruyabiliriz? Burada aslında senin de söylediğin gibi birleşik muzalli etmek lazım. Yoksa şu içinden çıkılmaz bir hal. Her yazar kafasına göre bir Alevi tanım yapıyor. Her örgüt bir tanım yapıyor. Buna bir dur demek lazım. Aslında Alevilerin ya da Alevi örgütlerinin önünde duran temel sorunlardan bir tanesi de bu. Bu konuda ortak bir irade getirmek lazım. Şimdi Diyaneti de, devleti de ya da devletin örgütlediği Alevi kesimlerini de ancak bu birleşik iradeyle susturabiliriz. Mutlaka. Evet, kısa. Buyur. Eğer diyor aslanlar kendi tarihlerini yazmazlarsa tarihe avcılar yazar diyor. Bu yolun uluları zaten tek cümleyle her şeyi ifade etmişler. Evet. Ama bizim bunu anlamamız, yorumlamamız gerek. Diyor ki yolu biz kurduk ama yol bize bağlı değil, biz yola bağlıyız. Önce yol ve erkena bağlı olacak. Yol cümleden uludur. Niye diyorlar? Onun için bu yola bağlılık esas olmalı. Herkes kendi kafasına göre Alevilik tarif edemez. Yani farklı farklı ritüeller olabilir. Bölge bölge değişebilir ama Alevi inancı yani inançsal boyutuyla, örgütsel boyutuyla, bütün sosyal ve siyasal boyutuyla bir arada olamazlarsa inanın bir sel gelir, alır götürür. Bir daha da ne hiçbir şeyini bulamazsın. Onun için bizim mutlaka ve mutlaka örgütlerimizin, örgüt yöneticilerimizin, taliplerin, pirlerin birbirine kenetlenmesi lazım. Bir arada duruşunu her zaman göstermeleri lazım. Kendi içimizde ufak tefek çelişkiler bile olabilir, olsa. Olabilir, tartışmalar yani, olabilir. Yol bir sürekli bir aynen, diyoruz gayet yani. Doğal. Onun olması zaten aksi olursa anormal olur. Onu öne çıkararak bir arada durmayı her şekilde ne mal olursa olsun gerçekleştirmemiz lazım. Birlikteliğimizi hem kendi içimizde hem dışarıya karşı pekiştirmemiz lazım. Aksi takdirde inanın bu verdiğimiz emekler yani boşa gider. Dedem, sonuçta asimilasyon varsa, sonuçta devlet aklı bize hükmedecekse biz niye uğraşıyoruz ya? Niye uğraşıyoruz? Bütün derdimiz bizim yani siyasetten bağımsız, şimdiye kadar olduğu gibi onların emrine girmeden, onların istediği şekle, daha doğrusu devletin alevisi olmadan yolun, ikrarın alevisi olmak zorundayız. Bu yolu ve ikrarı eğer bize aktaranlar şöyle bir şey yükümlülük yüklemiş, eğer bu yol, bu erkan, bu cem, bu dem diyor, yok olur giderse yarın diyor, bunun diyor birinci derecenin sorumlusu, bu yolun pirleridir diyor. Yani dedeler, analar, yolu yürütenler, babalar. Biz dedelik yaparken, pirlik yaparken bizim taliplerle buluşmamız lazım. Taliplerle buluşmadan sen yolu yürütemezsin ki. Yol hem senin için hem talipler içindir. Pir Sultan Abdal ne diyor? Pir Sultan Abdal diyor ki bir deyişinde, Pir Sultan'ın ey gaziler yürekte yarasızlar. Talipler, pirin arzular, bülbül öter gül içinde. Yani talipler güldür, bahçedir. O gül bahçesini, bülbül gül bahçesi olmadan hiçbir özelliği olmaz. Burada yani hem bülbülün, hem gülün, hem de o bahçenin öne çıkması lazım. O zaman ne yapacaksınız? Sorumluluk bize de düşüyor. Talipler belki uğramayabilir ama sen gideceksin, ziyaret edeceksin. Evet. Çünkü bizim ibadetimizde nasıl ki rüşvet olmadığı gibi cennetle ödüllendirilip efendim cehennem azabından kurtarma amaçlı bir ibadet değil. Çünkü yani
Tanrı'ya rüşvet verir gibi ibadet yapılmaz ki. Aynen. Bizim ibadetimiz dört dörtlük insan olmak, kamil insan olmak, yaşadığı çevreye, yaşadığı topluma, kendisi gibi olmasa, düşünmese, inanmasa bile her zaman onun hak ve hukukunu da gözeterek birlikte yaşamayı pekiştirmesi lazım. İnancımız bu zaten. Pir'le Talip arasındaki bir ikrar bağında ciddi bir sorun çözülme var. Aslında Alevi yolunun, Alevi toplumunun kapılarının asimilasyonu açık tutan hakikatte bu. O Pir'le Talip arasındaki ikrar bağının çözülmesi. Çözüldüğünden dolayı insanlar inancına sahip çıkmıyor, ikrarına sahip çıkmıyor. Pir talibini tanımaz hale geliyor, talip pirini tanımaz hale geliyor. Peki Alevi örgütlerinin, ocaklarının, dergahlarının önünde bu görgü cemler, yani ikrar bağını tekrar güçlendirmek için yeniden yaygın bir şekilde devreye sokma gibi bir görev var mı sevgili Pir? Tam ağzımdan aldın, oraya devam edecektim yani. Niye? Çünkü görgü cemli neydi? Yani bu saatte bir hata işledim. 5 saat sonra dua ederim. Öz eleştirimi yaparım. O hatam görünmez. Alevilikte öyle bir şey yok. İkrar verirsin, yola girersin. Müsabini tutarsın. Görgüden geçersin. Ve o ikrarın 1 yıl geçerlidir. Bir yıl sonra pir gelir. Yenilemen lazım. Onun için diyorlar ki senede bir kurban sofunun borcu derler. Kurban deyince illa da bir hayvanı boğazlamak gerekmiyor. Elma da olabilir. Elma da bir kurbandır. Yani bir herhangi bir kilo bulgur bile götürsen, duasını alsan, bir kilo un götürsen, onu lokma yapıp itasan, her şey lokmadır. Onun için senede bir mutlaka bu yolun pirleri, taliplerini görmeli. Talipler bilmeyebilir. Talipler bilmediği için onları sen suçlayamazsın. Kabahat pirlerde, analarda, dedelerde. Gideceksin, ziyaret edeceksin, inancın, yolun gereklerini anlatacak. Senin asli görevin bu. Ocakzadeyim deyip öyle meydana çıkıp hava atmayla bu olmuyor. Ocakzadeysen ocakzade gibi davranacaksın. Pirsen pir gibi davranacaksın. Ne diyor? Talipler dua ettiği zaman ya Hızır, ya Hak, ya Pirim sen yetiş. Seni Tanrı'yla özdeşleştiriyor. Sen ona layık olacaksın. Niye diyorlar? Pirin sözü diyor ağrıya, acıya diyor ilaçtır. Şerbettir, baldır diyor. Pirin ağzından kem söz çıkmayacak. Pir talibine hoşgörüyle yaklaşacak. Talip bahçedir. Talip bahçedir. Bahçenin içinde farklı farklı çiçekler, güller olabilir. Ağaçlar olabilir. Sen bahçıvansın. Bahçıvan bahçeye nasıl bakarsa bahçe öyle olur. Onun için pirin, ananın, dedenin taliplere gerçekten donanımlı bir şekilde çıkıp bilgisini, becerisini aktarmalı, yolun gereklerini aktarmalı. Ondan sonra der ki ben anlattım ama yani siz dinlemediniz diyebilirsin. Fakat hiçbir şey anlatmadan, onları ikna etmeden, bilimsel verilerle bizim ne diyoruz? Bizim cemevlerimiz ilim, bilim, irfan yuvası ve laboratuvardır, bilimsel laboratuvardır. Burada yetişti. Kadıncık ana bir Hacı Bektaş Veli nerede yetişti? Dergahta yetiştirdi. Abdal Musa'yı dergahta yetiştirdi. Böyle bir güzel inancın mensuplarıyız. Bir şey söyleyeceğim. Yani öyle ki doğaya, insana, bütün börtü böceğe, hayvanlara saygısı olan. Dedemden bahsedeceğim. 1989'da Hakk'a yürüdü. Dedemin, Işıklar içinde uyuz. Devri daim. Eyvallah, cümle geçmişlerimiz. Şimdi öküzü çifte koşuyordu, iki öküzü. Gözünden öpüyor, dizinden öpüyor, ayağından öpüyor. Ben gülüyordum. Niye gülüyorsun diyordu. Onlar olmasa biz açız. Onun emeğine saygı. Bak alevlik. Artı bizim yol hakikati. Perşembe ve cuma günleri öküzleri çifte koşmazdı, düvene götürmezdi. Onların istirahata ihtiyacı var dedi. Bakın hayvan sevmesi. Bir gün Söğüt'ün dalını kırdım. Dedem geldi bana, yani keyif olsun diye çocuğum. Ben de aklım yetmiyor. Sen dedi sordun mu ağaca dalı kırarken? Ya böyle bir inanç. Bu inancı. Bu dedemden ağaçtan bile rızalık almak istiyor. Bu dedemden gördüğüm inancı ben taliplerine paylaşmasam kabahat benim. Paylaşmam gerekiyor. Onun için çok güzel bir yol. Çok güzel bir inanç. Yüce Hak, Hazreti Pir bizleri bu cemden, bu demden, bu yoldan, bu erkandan ayırmasın. Emek veren, katkı sunan cümle canlarında yardımcısı olsun. Aşk ile diyor. Zaman ayırıp sorularımıza cevap verdiğinden dolayı teşekkür ediyoruz. Yolun açık olsun.